foto gördün mü sen ha? Şu şekilde tutmanı istiyorum. Hadi beyler, hadi ellerini kullan hadi. Bunu da beceremedim.
Hadi. Gene kovulduk reis. Gene kovulduk ha. Misafiriniz var Bay McMurphy. McMurphy! Geldim! Benim! Nasılsın sen be? Bayım. Lütfen misafirinizi tanıtınız. Annem olacak değil ya. Beyler size kendi starı tanıtayım. Vay 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 vay. Merhaba çocuklar. İyisiniz değil mi? Bak. O Kem, o Meg bunlar hiç hastaya benzemiyor. Bak özellikle bu. Billy, Bibi. Daha henüz hiç el değmemiş biliyor musun? Oh yazık. Gel sen gel. Hey sen de nasıl? Daha anlat bakalım. Dışarıda neler yapıyorsun? Of. Çok meşgul. Zeynep kuyruğu sıkıştı da. Ciddi misin? Yani evlendi demek istiyorum. Kiminle? Bizim Sandra'nın evlenince hiç aklına gelir miydi? Ya kiminle? Beverton'dan Artie'yi tanır mısın? Bizim hani, hani adam partiye cebinde olmadık şeylerle gelirdi. Bir seferinde bir ot yılanı, bir seferinde beyaz bir fare. Adamdan bir manyak daha. Kaldırma, kaldırma. İnan dışarıdakiler, dışarıdakiler buradakilerden çok daha kaçın. Oh, McMurphy. Bay Murphy. Pekala, pekala. Oh, cicek, sana burada iyi bakıyorlar. İyi ama burada, burada her şey iyi. Yatakhane süper, yatakhane yastıklar mükemmel, yemekler harika. Burada adama şey hariç, ama şey hariç. Her şeyi veriyorum. Oh yazık. Gel sana yatakhaneyi göstereyim ha. Bay Murphy. Tamam tamam pekala pekala. Kendi hatırlıyor musun ha dışarıda vermiş parçaları. İşte onlardan bir tanesini burada vermiş. Ama ne dersin? Ne diyorsun? Evet, ya Sandra da gelir. Ya Sandra evlendi diyorum. Yine partilere katılıyordun yani ya. Tabii. Peki nasıl gireceğiz bunlara? Çok basit. Cübbeleri görüyor musun? Bir akşam bu arada. Bay Murphy, artık korkarım misafirinizin gitmesi gerekecek. Daha yeni geldim ya. Sonra tatlım, sonra konuşuruz. İyi kızdır, iyi. Hem de iyi hayır. Yapamazsın dinlemek. Neden olmasın ha? Burada bir parti mi? Evet tam da burada. Kadınlarla mı? Kadınsız parti mi olur Çeyiz? Kendi de gelecek mi? İyi parça değil mi? Dili, onunla yatmak ister misin? Ha? Ne? Sevgili dostum, bu teklif Oscar'a layık. Şaka yapmıyorsun değil mi? Tabii. Hem de kımarhanede verilebilecek en güzel partiyi vereceğim. Evet, yaşasın! Bir parti vereceğiz! Biz mi? Biz de kim oluruz ha? Yok! Ama niye? Siz kaçıklardan bıktınız. Hepiniz bir kadından ödünüz koptu. Ve ne olduğunu farkında mısınız ha? Kiminin yapması futbol maçları oynanıyor ve ben sizin yüzünüzden, sizin gibi öndeki tavşan sürüsü yüzünden bundan mahrum kalıyorum. Bey, biz sana yardım etmeye çalıştık. Evet. Sen lesken ama diğerleri kaçacak delik aradınız. Affedersin Mac. Mesele kapanmamış olsaydı eğer. Ne ya? Bir tımarhanede talimatnameye göre bir konu iki defa oynanamaz mı ha? Hayır, öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Beyler, o halde? Beyler, sizin hiç yapacak işiniz yok mu? Olmaz, bir sürü var. Ama şu anda hastalar kurulunun özel bir toplantısını yapmakla meşgulüz Bayan Reşim. Ya, kimin emriyle? Başkan Doktor Dale Harding'in emriyle. Öyle mi? Evet. Ben çağırdım bu yere toplantıya. Sebep? 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 Sebep yapımız maçlarını seyretmek için tekrar bir oylama yapmayı düşünüyoruz. Evet. Hadi beyler. Durun durun bir dakika. Beyler. Bay Murphy'nin kendi isteklerini size zorla kabul ettirdiğini düşünen var mı? Belki onu başka bir koğuşa göndersek daha rahat edersiniz. Ha ne dersiniz? Onu yeniden oylama istediği diye tehlikeli hastalar koğuşuna gönderemezsiniz. Yeni bir oylamanın daha başarılı olacağına inanıyor musunuz Bay Murphy? Evet. Şu tavşan sürüsünde hangisinde yürek kaldı onu öğrenmek istiyorum. Haydi oynayalım. 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 Oynayal
Bay Murphy? 6 kişiyiz zaten. Kurallara göre 4-3 çoğunluk olması gerekir. Ne? Kurallar mı? Ne yani? Hitler de mi oy kullanacak ha? Bunu mu demek istiyorsunuz? Koğuştaki hastaların 4-3'ün oyu gerek. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu ha? Ha! Deniz saçması bu. Sizi öfkeli görüyorum Bay Murphy. Bunu bir kenara kaydetmeyin. Doğru bunu da yaz. Her şeyi yaz. Hem insan biraz öfkeli olduğu zaman ağrabilir. Bu gayet doğaldır. Oturup kapağında oylamayı kaybettiniz. Bir dakika. Hey reis. Şimdi ne yapacağız reis? Hadi sesini çıkar reis. Göster onlara ne kadar büyük olduğunu reis. Bir oy. Kaldır şu koluna. Almayın. Bir oy ihtiyacımız var ha. Almayın. Bir oy. Hey koca adam. Dünya kupası maçları ha. Futbol maçları ha Rabbi. Futbol. Kapandı demişti. Beyler. Ya şimdi bu oylamayı kazanırız ya da çekip gideriz ha. Hadi beyler. Bir oya ihtiyacımız var ha. Hey yaşasın. Yaşasın reis. Hey reis. Teşekkür ederim Mac. Ne yapıyorsun?
affedersiniz. Affedin. Konuşmadın, konuşmadın. Küfredeceğin zamanı bekliyorsun ha. Bu aklıma geldi. Yok, ben onlardan korkarım ben. Neden? Onlarla uğraşacak kadar güçlü değilim. Sen mi? Ufacık. Eskiden güçlüydüm ama artık öyle değil. Dur bakalım, dur bakalım. Benim önümde gördüğüm en iri kızılderili sensin. Babam daha iriydi Mac. Adı Tiyah Milatona'ydı. Manası dağdaki en uzun cam ağacıdır. İriydi. Kocamandı ama herkes onunla uğraşırdı Mac. Tıpkı sana yaptıkları. Kimler? Onlar. Saçlarını kestiler, dövdüler. Sonunda ellerine bütün o kağıtları imzaladı. Hangi kağıtları? Her şeye hükümete verdiğimiz kağıtlarını. Ha. Köyümüz, çağlayanımız. Hükümetin bir imza karşılığında bir sürü para ödedi ya. Duymuştun mu? Hükümet adamlarının palavraları bunlar Mel. Mel. O kadar küp dolusu para verdi. Ama bir insanın insan olma hakkı parayla satın alınabilir. Bizim kızılderili olma hakkımız parayla satın alınabilir miydi Mac? Babam böyle söyledi ama kimse anlamadı. Kabilemizdekiler sonunda ellerindeki çeklerle babama geldiler. Dediler ki bunlarla ne yapacağız? Babam cevap verdi. Kocaman adam demiş. Yerine ufacık biri gelmiş. Ne oldu? Ne oldu babana? Böyle ev kadar geçti. Sonra bir sokakta sıkıştırdılar, kırbaçladılar. Mac. Onlar herkesi dövebilir mi? Dur bir dakika. Dur ya. Evet Mac. Böyle bildiğin şekilde de yapmazlar. Yavaş gel. Yavaş. Çevirirler. Sonra seni sıkıştırırlar. Seni. Reis sakin ol. Reis. Geçti bunlar. Geride kaldı reis. Sakin ol reis. Mac. Ne? Mac Murphy sen çağnoz musun? Yani yan yan kaçacak. Ne fark eder? Mac, pes edecek misin Mac? Hey, hatırlıyor musun ha? Şu mesleği kaldırmaya çalışmıştım da kaldıramamıştım. Tanrı aşkına, sen kaldırabilirsin bunu ha? Yapamam Mac, ben ufacıyım ha. Peki, eskiden yani kocamanken kaldırabilir miydin ha? Askerdeyken kaldırdığım varillerden daha ağır değildir herhalde Mac. Bir denesene reis ha, bir dene. Yapamam. Hey reis, bir şey denemeden yapamam diyemezsin ha. Bana hazır olduğunda bana haber ver. Tamam mı reis? Tanrı aşkına ne güzel olur. Mac Murphy. Beni tekrar kuvvetli yap. Karşı geldiniz. Cezalandırılmaya ihtiyacınız vardı.
Ama cezalandırılmadınız. Bugün burada böyle olmayacak. Beyler, şunu tekrar hatırlatmak isterim. Disiplin ve düzende ısrar edişiniz hepinizin yararınadır. Bir diyeceğiniz var mı? Topunuzun anası. Demek anlaştık. Bazı ayrıcalıkları elinizden almak zorundayız. İlk şart. Bir ay televizyon yok. Haberler de mi yok? Hiçbir şey Bay Skandal. İki. Bundan böyle boş zamanlarda İstanbul oynamak izni de kaldırılmış oluyor. Papaz kaçtı da mı yok? Kumar olabilecek hiçbir oyun yok. Affedersin. Hepsi bu mu? Hayır. Daha bitmedi. Düşünmeniz gereken bir nokta daha var. Burada aşağı yukarı benim kadar uzun zamandır bulunan, hatta benden daha eski bir hastanın durumu. Kimi kastettiğimi anlamışsınızdır umarım. Bay Bromley. Kendisine çok uzun zaman önce konulan teşhis katatoniydi. Onda buna ilaveten dilsizlik ve sağırlık da vardı. Bu nedenle kendisine iletişim kurulamayacağını düşünüyorduk ve ondan ümidi kesmiştik. Tabii bu bizim hatamız ama Bay Bromley de hata yaptı. Bay Bromley duyabiliyormuş. Duyabildiğine göre konuşabildiğini de düşünmek yanlış olmaz herhalde. Belki de grup toplantısına ilk katkısı olacak bu. Bir şeyler söylemek ister mi acaba? İlk sözcüklerinin de özür dilemek olacağını umuyorum. Mac? Dünkü oylamada Mac'e sormadın ama. Mac Murphy. Yes. Warren. Hey, rahat bırakalım, tamam mı? Şimdi kaşınma işte. Mac! Uyarım. Dur, hadi be! Olabilirsin. Ellerinize sağlık. Şurada ufak bir sıyrık. Bir dakika.
yaptımsa bağışlayın Mac. Hey reis, beni tanıyor. Elbette tanıyorum. Çünkü siz tanınmış birisisiniz Bay McMurphy. Ama siz Bayan Reis kadar tanınmış değilsiniz galiba. İyi de bu sizin için bir anlam ifade ediyor mu? Söylesene reis. Buraya neden düştünüz ha? Buraya düşmemizin sebebi gerçek bir kadın. Muhteşem Rachel. Evet, peki. Şimdi şöyle bir koyunuzu... Ne yapacaksınız bize? Hey hey! O insanı bayıltan nesledeyim ha? Hey! Bir dakika. Dikkat et. Bir dakika canım. Tamam. Bu kadarcık. Ah ne ahmak şeysiniz. Onunla başa çıkılmayacağını... Bilmiyor musunuz? Size ödetecek. Bir daha böyle bir şey yaparsanız size ödetecek. Nasıl yani ha? Nasılı masılı yok. Ah bey, çok geçmeden burada neler döndüğünü ve neler olabileceğini. Teşekkür ederim Eşan. Bayan Richard. Evet. Söyleyin bakalım. Yaptıklarınızdan pişman mısınız? Hiç sanmam efendim. O yüzden bize bir an önce ne yapacaksanız yapın. Bir toplantı yaptık Randy. Üyeler sana bir elektroşokun faydalı olacağını düşünüyorlar ama biz bunu yapmak istemiyoruz. Tek bir şartla. Hatalı olduğunu kabul et. Hepsi bu kadar mı ya? Evet. Hatalı olduğunu kabul et, tedaviyi derhal durduracağız. Kağıt kaleminiz var mı? Niçin? Robayı da ben yaktım, onu da ekleyin. Randall. Biz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Ne yani? Pantolonumu çıkarayım ha? Hey, o elindeki saçlarımı tıraş mı edeceksin ha? Hey reis, bak sıra bende. Hey korkma, bana bir şey yapamazlarsa sana hiçbir şey yapamazlar. Hey bu nedir ha? İletici. Kafamı ileticiyle mi tutacaksın ha? Saç çıkartır mı bari ya? reis bağırma, bağıracaksan Tanrı topunuzu kahretsin de. Tanrı topunuzu kahretsin. Yaşa be reis, yaşa. Tanrı topunuzu kahretsin. Hey, bayan işin. Bu sürdükleri şey saç çıkartır mı? Bir 10 bassa var mısınız? Ha, hadi. Ne olacak? Hadi bir 10 bassa var mısınız ha? Hey. Sıkı tut. Tanrı topunuzu kahretsin. Şampiyon. Bakın kim geliyor şimdi?
Diğer optimum olduk, yabancı da olduk. Evet, Arizona'da Brandon. Kendisi bir oturuşta kavotta üç kardiyon yer. Bakın bakalım, bakması bedava. Bay Murphy, toplantıda olduğumuzun farkında mısınız? Lütfen devam edin, bugün kimi yakalıyoruz ha? Anlaşılan elektroşokürsün doğal gebezeliğine kadar gelemiyor şu Bay Murphy. Aksine iyi geldi efendim. Sizin yapmış olduğunuz beni tamamıyla tekrar şarj etmiş oldu. Buradan çıktığımda karşıma çıkacağım. İlk kadın füze gibi olacak. Hey beyler beyler. Yıkama yağlama her şey bedavaydı. Beni eskisinden de zıbba gibi yaptılar ha. Mahsus bu kadar memnun kaldınız. Belki birkaç defa daha yapmakta ha. Ya çok memnun olurum. Düşünseniz ya bana vermiş olduğunuz birkaç volt ne hale getirdi. Biraz daha verseniz Avrupa'daki tüm radyoları çekerim ben. Evet bayan hocam. Ben aslında daha fazla elektroşok tedavisi önermek istemiyorum. Evet. Ya. Bence cerrahi bir müdahale daha faydalı olacak. Cerrahi mi? Evet, bir ameliyat yani. Öyle büyütecek bir şey değil Bay Murphy. Ama sizin gibi inatçı vakalarda %100 başarı sağlayan bir yöntem. Ama efendim ben inatçı falan değilim. Ben melek gibi bir adamım. Öyle kesip pişmeye hiç gerek yok. Evet. Bir dakika doktor oturun. Ben şu konuya tekrar dönmek istiyorum. Hangi konuya? Hasta Bay Murphy'ye cerrahi müdahale yapılması konusuna. Tekrar edeyim ya şiddet dışında. Böyle bir şeye gerek yok. Ama kendisi şiddet gösterisinde bulundu. Hayır Bayan Richard. Tahir edin işte diyelim. Hem madem konuyu idari bir grup toplantısı açtınız, size açık seçik düşüncemi söyleyeyim. Şiddet durumunu tekrar etmedikçe cerrahi müdahaleye razı gelemem. Peki ya tekrar ederse? Onu o zaman düşünürüz. Bay McMurphy, yerinizde olsam bunu aklımdan çıkarmazdım. Uslu durun, emi çocuklar. Topunuzun anasını. Güzel. Lütfen bana elektrik vermeye devam edin, bayılıyorum. Hey hadi, bu cerrahi de neyiniz ha? Bu kadın elindeki bütün kozları kullandı zannediyorum. Herhalde robotu o demek istedi. Neyse Mac, arkadaşlarla konuşuyorduk, senin yerden kaçman gerek. Kaçmak mı? Evet Mac, biz bir yol düşün. Bu gece ortalık kararı kararmaz, ben şirketi yakacağım. Tabii itfaiyeciler gelecek. O arada kapıyı açık bırakacaklar. Biz de seni oradan kaçıracağız Mac. İyi de, şimdi kaçarsam parti ne olur ha? Parti mi? Unuttunuz mu? Tabii ya, doğru. Hem birinin vekaletini bozulmasını seyretmeye hiçbir şey değişmez. Oo. Evet. Hem o akşam bütün pencereler açık olacak. Ben de gelişi kırarım ha. Bunu bir veda partisi yaparız ha. Olmaz mı? Harika. Yemek zamanı. Hadi hadi. Pergayeni de açalım. Hadi. Vitaminlerini alıyor musun ha? O kendi içiyor, anasının gözü. Anlayın. Bir de beş bahse girelim. O kendiyi sen sudan çıkmış balığa çevirirsin ha. Ne be ya? Dünyalığın var mı peki ya? Ne var mı? Paran oğlum, mangırın diyorum ha. Mangır, para yani. Ne kadar Mac? $300 kadar filan. $300 mı? Evet, ne için Mac? Kendi içkileri getiriyor. E bizim Turkle'ı da biraz görmek lazım. Ha? $300. Tamam. Hey sabah tutturmasana. $300 dedi. Aklıma Papa Bayan Richard'ın söylediği bir şey geldi. Ah boş ver kadın. Billy, ne dedi? Hep dört ayağının üzerine düştüğünü söyledi. Ne olursa olsun hep sen kazançlı çıkarmışsın. Ben miymişim kazançlı ha? Ben miyim kazançlı ha? Şoku babam mıydı ha? Ben miyim kazançlı ha? Thank you.
kalbimi patlattın ya. Kadın gördün mü? Ne kadını? Kendi. Ben kendi bende tanımam. Meg seninle anlaşacağını söylemişti. Bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Dur, gitme Turk. Meg, ne Turk? Ne? Senin derdin ne? Derdim merdim yok benim. Hadi daha iyi. Anlat. Daha iyi işte. Ama cebimin yağlandığı da yok. Tamam şu mesele Turk. Al bak. Elimdeki bütün paralar bunlar. Çaldım, çırptım, kumarda kazandım. Tamam mı? Hepsi bu. Bir başka bir metnilik yok. İyi de bir farkına varırlarsa kıçıma tekmeyi yediğimin resmidir. İçki de gelecek Turkul. İşin iş. Ya, hem de en kalitesinden bir şişe viskiyle bir de vodka. Hangisini istersin? Aslına bakarsan sizi de severim. Ya, yok ya. Biz ne içeceğiz o zaman? Ha? Sizin içki içmeniz yasak zaten. Ses, denen giden var mı? Kimse yok. Nasıl düşünmedin? Bu karanlıkta hangi pencereden gireceklerini söylemeyi unuttum. Hem de göremezsen. Hey, Turk. Elektrikleri. Yok. O kadar da uzun boylu değil. Tehlikeli bir iş bu. Bayan için ışıkların yandığını bir görürse. Hadi Turkul, çok da uyumuştur o kaltak. Hadi. O namussuz karı. Hiç uyumaz. Hadi Turkul, yak şunu. Yak şu elektrikleri hadi. Hızlı. Hadi. Geldi mi? Turkul, pencerenin anahtarları. Hadi. Veren ben. Turkul. Ver diyorum. Tamam, hadi bakalım. Şurada olmasın. He, tamam sen hepsini ver, ben bulurum Turkul. Sağ ol. Hadi, pencereler sende. Hey Chase, ola bak. Martin, bütün kapıları kapatma. Diğer kaçıkları uyandırıp başımıza sarmayalım ha. Hadi beyler hareketlenin. Hadi. Şşş. Aman neler pis yürüyor. Çabuk içeri al. İçeri al. Hey Billy nerede? Şu azgın boğayı rahatlatalım ha Billy. Hey Billy gel geliyorlar Billy. Gel. Bak işin keyfini çıkar ha. İşin keyfini çıkar. Ne oluyor ya? Hey ziyan yok şekerim ziyan yok. Ama bu ne oldu ha? Devamı burada. Burada mı tatlım? Sen de unuttuk. Niye tekrar gibi der canım? Bomba! Sen güzel. Kocan ne yapıyor ha? Ay bırak şu serseni. Kocayı boşadı. Kapının önüne koydu. Ya rahmet peket ya. İnsan sululuğa bir yere kadar tahammül ediyor. Bir gün sütünlü bir kurbağa, benim kremimli bir solucan. Bıraktım bitti. Hey, birisi geliyor. Çok. Hadi saklan. Parti nerede? Işıklar için yanıyor? Ben temizlik yapıyorum öyle. Temizlik. Neyle Bayan Turku? Neyle temizlik şeyle, ha? Ben şeyle, yani şöyle, süpürgeyle. Süpürgeyle. Sizin vazifeniz sadece tuvaletleri temizlemek Bayan Turku. Ben de zaten oradaydım efendim. O halde niye tuvaletten başka her yer aydınlık? Efendim şöyle, ben tuvaletleri... Affedersiniz, affedersiniz. Hanımlar, sizin burada olacağınızı tahmin etmemiştim. Ne yapıyordunuz orada Bay Murphy? Tuvalette mi? Evet, karanlıkta. Ben ne zaman tuvalete girsem, ışıkları kapatırım. Sebep? Aynalardan, ne demek yani? Geceliğin tuvalete girdiğimde aynalardan hep beni gözetliyormuş gibi gelir. Bu da kabus olmasına yetiyor insanın ya. Ama Turkul orayı temizlediğini söylüyordu. Pırıl pırıl yapmış efendim. Ama biraz önce ben çıktım. Pis kokar, çok pis kokar. Çok pis kokar, yemin olun. Tamam Bay Murphy. Yatın artık. Siz de ışıkları söndürün. Peki bayanlar. Çok başarılıydın dostum. Sen de benim kadar iyiydin ha. Ne oldu
sen ha? Bir kıçımı çimdikledi. Kesin albaydır. Hey, dur kal. Dur kal, bu iş bize yetmez. Şu hemşire odasında biraz işli olacak bir şeyler arayacağım. Anahtarı versene. Kendine, biz nereye düştük ya? Ya biz sahiden tımarhanede miyiz? Yani siz hepiniz kızım gerçekten deli misiniz ya? Tamamen efendim. Bizler psikoseramiyiz. Yani üşütüp kaselerini kıranlardan. Size bir rohipnol denemek ister misiniz? Sessiz olun çocuklar. Hani nereye düştük ya? Allah'ım ya. Kendi şuna bak. Dev gibi. İşte bizim dosyalar. Benim için de dediklerini hep merak ediyordum. Oo, benim durumum çok feciymiş. Ya birinci sınıfta kahvenge bu da. Modlar felaket. Bunlar ne böyle ya? Yok frenik bilmem neyle, patik bilmem ne. Sen bunların hiçbirisine benzemiyorsun. Beni lan bunlar. İlaç zamanı. Bela. İçki olabilecek, içki hazırlayabilecek bir nesne buldum içeride. Harika bir şey. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama bir şey verecek herhalde. Suni renkli madde estrik asit. %60 duru madde. Martini, duru madde de ne demek? Su. %20 alkol. %10 kodein. Dikkat, alışkanlık yapabilir. Alışkanlıktan güzel bir şey mi var mı harika? Tungstur de Nux Fomica. Bu da tat verir. Biraz buz oldum bey. Harikasın işte şimdi her şey. Mükemmel. Gerçek mi bu? Biraz daha keskinleştirdik mi? İşte bu kadar. Hey beyler. Artık senin söyleyeceğin bir şey yok mu ha? İşte bar açıldı beyler. Evet. İçki tamamlandı. Senin sonra söyleyelim. Hadi. Aç beyler hadi. Oo, yavaş. Hadi. Nefis. Yeter. Baksana şurada gibi bir şey bu ya. Ben şimdi dönerim. Oh, şey insana bir garip his veriyor. İnsan kendini şeymiş gibi hissediyor. Tavşanlar uzaklaşmıştır ha. Dayarım. Dostum, sen bana akıl hastalarında kuvvetli olabileceğini öğrettin. Kim bilir belki insan denildikçe daha kuvvetleniyor. Harikasın ha. Hey, al var. Yediler. Yalnız size gelmiş bayağı, buyurun. Ben size. I want my love in Portofino. Ricordunan godo dicero. La 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 la. Oğlum beyler, hücre zamanı çocuklar. Ha hücre zamanı, hadi hücreye gitmeniz lazım. Zaman doldu. Anahtarı terkul, anahtarları hücrenin ha. Yerde kocaman bir şifte var zaten. Evet. Bir dakika. Hiçbir merasim yapmadan mı yollayacağız? Yeni şöyle evet. Çocuklar. Önümde durun bakayım. Sevgili dostlarım, burada Freud'un huzurunda bir safiyetin bitişine tanık olmak ve kutlamak üzere toplanmış bulunuyor. Evet, şimdi kim bu bakir gencin tanığı olacak? Ben Randall Patrick Mac. Gelinin şahidi. Ben. Pekala. Sen kendi star. Bu adamı kuralların el verdiği kısa zaman müddetince sen neyi kabul ediyor musun? Evet. Sen bilir bir gece nöbeti değişip eğlencemiz sona erinceye kadar bu kadını sevip öpmeyi kabul ediyor musun? Ben diyorum. Bunu tanrım. Bu çifti, o çok iyi bildiğimiz cennetine kabul et. Kapıyı açık bırak ki geride kalanlarımızla yürüyoruz. Çünkü bu bizim son eğlencemiz olabilir. Zira bundan sonra akıllı olmanın korkunç yükünü yüklenmeye mahkumuz. Sabah olur olmaz duvarın dibine dizilip
Lergaptil ve Akineton ateşine tutulacağız. Yeah! Şimdi gidin çocuklarım. Bugün günah işleyin. Çünkü yarın uyuşturulacaksınız. Biri öp bakayım gelini. Seni özleyeceğiz. Hepiniz gelsiniz ha. Reis, sen niye gelmiyorsun? Ben ne yapacağım ben? Televizyonda kötü adam rollerine çıkarsın ha. Hadi, ya sen? Ben ne de olsa yakında çıkacağım. Kendimce yapacağım işlerim var. Kağıtları imzalayıp karıma beni şu gün gel al demem gerekir. Anlarsın ya. İyi de hadi ben kirişi kıracağım. Size ne olacak peki ya? Başından buraya için güçlük bilmiyorum. Birçok neden sıralanabilir. Ama senin gibi güçlü bir adamın aklını oynattıran nedir? Nedir? Bizler. Yok deme. Evet öyle dostum. Öyle ha. Boş ver hadi. Boş ver beyler için ha parti. Hadi. İşte benim iş gibi için ha. Hey reis. O neydi ha? O ses senden mi çıktı? Galiba Mac. Savaşçılığı mıydı ha? Bizim kabilemiz savaşmadı be. Belki de suçumuz buydu. Savaşmadık. Bağırmalıydık Mac. Şarkımızı söylemeliydik. Vay ya! Vay ya! Hepsi birden alay etti. Bilir. Bak buraya.
Kim alay etti diyorum? Macbeth alay etti beni. Biri. Kimse ben baktım ona. Macbeth miydi o? Biri. Macbeth miydi? Ne mutlu bir bu. İnsan hayatıyla kumar oynamak. Kendini tanrı sanarak üstelik. Sakın ha Mac. Onun da istediği bu zaten. Ben bilmiyorum işte. Gel, ha. Gel bakalım cesur kahraman erkek. Senin kişini çoktan çekmem gerekiyordu. Thank you.
Ne diyor? McMurphy. Ameliyat sonrası. Prefrontal lobotomi. Lobotomi. Demek ona bunu yaptılar. Bu McMurphy değil. Değil mi? Bir mankeni giydirip yatırmışlar. Sahiden mi? Fabrika yapısı. Doğru be. Tabii. Bizi kandırmaya mı çalışıyorlar? Ama iyi benzetmişler doğrusu. Baksana şu kırılmış burada. Yara izi bile tamam. Fabreleri de yerinde. Dövmeleri tamam. Dövme yapmak zor değil. Doğru, bunlar her şeyi yapar. Gözlerini, bak gözlerini açıyor. Kurutmuşlar, içinde hiçbir şey yok. Göz değil bunlar. 62 tane sigorta göz yerine takmışlar. Merk. Anlaşıldı. Anlaşıldı. O kadın bizi aptal mı sanıyor? Ne yapıyorsunuz? Mac, bu nesnenin onun yerine 20-30 yıl boyunca yürümesine, ayakta kalmasına izin vermez. Keşke McMurphy burada olsa. Hani Bayan Richard'ı çiftliklemiş, sonra da sizi de temas kurmaya çalışıyor demiş, hatırlıyor musun? Yıkmayın defteri yazdıkları. Hanımefendi kaç numarası diye biliyorsunuz? Yoksa numara yapıp giymiyor musunuz? Bir keresinde de yemekhanede duvara tereyağını yapmıştır üstüne. 7,5 yıl önce bu güç bilecek diye iddiaya girmiştir. Kazanmıştı da! Şey güzel, hani o küçük hemşire var ya, küçük hemşire. Hani o göğsünü açtı ya. Bir gün göğsünden içeri bir hap düşmüştü de McMurphy çıkarmaya çalışıyordu da ya yırtın uydumuştu. Sakın bana dokunmayın. Sakın bana dokunmayın. Namazımın bana. Yattan yatağınızda olmaz gelin. Reis ne yapıyorsun? Özgür oldu. Reis bırak. Artık özgür ol. Özgür. Tanrım. Özgür. Bence de özgür oldu reis. Boş ver reis. Anahtar hala bende. Reis hadi fırla. Fırla reis. Bir dakika. Ne bağırıyorsun adama? O bir şey. Eğer çekip giderse hiçbir şey ispat edemezler. O bir şey yapmadı ki. Ben biliyorum ne yaptığını. Ameliyattan sonra olur böyle şeyler. Her zaman olur. Ben biliyorum ne olacağını. Bir şey söylemeyiz. Siz söylemezsiniz biliyorum ama o kendisi söyler. Reis anlamıyor musun? Sana kancı itle kaçak oros bu karı. Gözlerin içine baktı mı bülbül gibi konuşursun. Ne yapacağım ben çok. Çek git. Gidemem deli. Dışarıya bir araba durdursun. Kuzeye, Kanada'ya gidersin. Yapamam ben çok küçüğüm çabuk. Büyüyeceğin kadar büyümüşsün reis. McMurphy bana demişti ki. McMurphy bana demişti ki. Demişti ki. Aman reis, fırla şimdi. Unutma kuzeye gideceksin. Kanada'ya gideceksin reis. Özgürüm.
Açılmışsın. Ne misin? Ne misin sen? Thank you.